Bana göre seyahat etmek, çalışmakla geçen günlerin arasında nefes almak demektir. Farklı rotalara doğru yolculuğa çıkmanın, farklı kültürlerle tanışmanın insanın ruhunu beslediğine inanırım. Uzun süredir merak ettiğim bir coğrafyada Endülüs topraklarındayım. Vaktim çok kısıtlı. Belki de bir ay kalsam bile bütün gizemini keşfedemeyeceğim büyüleyici güzellikte 4 Endülüs şehrini gezmek için önümde sadece 4 günüm var. İlk durağım İspanya'nın meşhur Costa del Sol, yani güneşli sahil şeridinin merkezi Malaga. Bu güzel şehri keşfetmek için sabırsızlansam da gezmeye başlamadan önce bir turizm ofisine girip bir harita almakta fayda var. Okey. Çağ. Malaga liman şehri olduğu için ekonomik açıdan oldukça gelişmiş bir şehir. Geniş kumsalları, renkli caddeleri ve balık restoranları her yıl milyonlarca turisti bu güzel şehre çekiyor. Artık ben de bu turistlerden biriyim. Evet. Büyük yolculuğa başlamadan önce bir kahve molası verdik şimdi. Şu anda benim dünyada en çok görmek istediğim yerlerden birindeyiz. Endülüs'teyiz. Endülüs Arap Müslüman kültürüyle kurulmuş, daha sonra İspanyol Hristiyan kültürüyle bezenmiş çok değişik bir kültür. Gezerken de bunun farklarını anlayacağız diye umut ediyorum. Malaga diğer gezeceğimiz şehirlere göre daha küçük bir yer ama ilk önce uğradık turizm informasyon bürosuna. Dedik kaybolmayalım. Nereleri gezmemiz lazım? Nasıl gidebiliriz oraya? Sağ olsunlar çok yardımcı oldular bize. Haritayı verdiler. Açıklamalı bastıkları broşürleri verdiler. Tarif ettiler. Bizi yola koydular. Hadi dediler gidin gezin. Kaybolursanız bizi arayın. Biz de kaybolmak üzere çıktık yolculuğumuza. Önce bir kahve molası verdik. Bakalım büyük macera bizi bekliyor galiba. Fenikeliler tarafından kurulan Malaga, yüzyıllar boyunca Roma ve Arap kültürü hakimiyetinde kalmış. Zengin bir kültürün mirasçısı olan çok şanslı şehirlerden biri Malaga. Şehirde görülmesi gereken en önemli yapılardan biri, şüphesiz Malaga Katedrali. Evet, Malaga'nın en ihtişamlı binasının önündeyiz herhalde benim gördüğüm kadarıyla. Burası Malaga Katedrali. Muhteşem bir yapı. Yani gördüğüm kadarıyla en ihtişamlı. Ya bundan daha ihtişamlı bir bina görürsek gerçekten büyük şaşkınlığa uğrayacağım. Çünkü gerçekten görüldüğü anda tüyleri diken diken eden bir yapı. Çok ihtişamlı bir yapı. Rönesans ve barok etkisini olduğu gibi görebiliyorsunuz. Nefis işlenmiş. Malaga Katedrali çok da büyük bir yapı. Kulesinin uzunluğu 84 metre. 1528 yılında başlanmış yapılmaya. Ve bu bölgede genellikle Endülüs etkisinden kurtulmak üzere bir cami üzerine inşa edilen kiliselerden bahsedebiliriz. Ama Malaga Katedrali öyle bir katedral değil. Daha çok Endülüs etkisinin artık unutulması ve İspanyol kültürünün konuşlandırılması için baştan aşağı katedral olarak tasarlanmış bir yapı olarak not geçebiliriz onu. İki kuleli olarak tasarlanmış kendisi sizin de göreceğiniz gibi, fakat bir tane kulesi yarım kalmış. O yüzden halk arasında da yanlış söylersem affedin, La Manqueta lakabıyla, yani tek kollu kadın lakabıyla tanınıyor. Kulesinin yarım kalmasının sebeplerinden biri olarak da şunu söylüyorlar. O günkü İspanya hükümeti kuleyi tamamlamak yerine o parayı Amerika'daki iç savaşa aktarmış. Amerikalılara bir nevi destek çıkmış. Onun da plaketini asmışlar zaten katedrale. Sizin tamamlayamadığınız kule asla tamamlanmayacak ama bizim dostumuz da asla bitmeyecek gibi bir dostluk teması işlenmiş. Zaten bu dostluk teması katedralin bünyesinde de var. Yani sadece Hristiyanlar için inşa edilmiş bir katedral değil bu. Bütün dünya dostluğunun buluşması için inşa edilmiş. Öyle tasarlanmış. Bize de inşallah demek düşüyor. Bütün dünyanın dostluğu hepimizin işine gelir. İnşallah. Thank you.
Malaga'yı bir de gün batımında görünce bu şehre neden Akdeniz güzeli dediklerini anlamak hiç de güç değil. Malaga'ya bir de yazın gelip bu güzel kumsalların tadını çıkarmak gerekir. Evet, romantik topraklardaki ilk günümüzü batırdık. Artık yarın Endülüs'ün daha büyük yerlerine gideceğiz. Bakalım orada bizi ne sürprizler bekliyor. Endülüs'te yeni bir gün. Bugün rotamız Sevilla'yı gösteriyor. Flamenco'nun doğduğu bu şehrin sokakları da dansın kendisi kadar canlı ve renkli. Bir zamanlar yeni dünyaya yapılan keşif seferlerinin başladığı şehir olan Sevilla, Endülüs bölgesinin başkenti. 17. yüzyılda sanatsal zenginliğin yaşandığı bir döneme sahne olan bu şehir, birçok önemli esere de ilham kaynağı olmuş. Mozart Figaro'nun düğününü, Rossini, Sevilla berberini bu şehirden ilham alarak yazmış. Cervantes, Don Quixote'a Sevilla hapishanesinde kaldığı zamanlarda hayat vermiş. Zaman bu sokaklarda adeta askıya alınmış gibi. Bölge tarihinin her döneminden izlere rastlanan Sevilla, dünyanın dokusu korunmuş sayılı şehirlerinden biri. Sevilla'ya geldik, havamız değişti. O Arap mistizmi, güzel o yapılardaki, bahçelerdeki tasarı Avrupa'nın dizaynıyla ve disipliniyle bir araya gelince muazzam bir şehir çıkmış ortaya. Sevilla uzun süre başkentliğini yapmış Endülüs'ün. Ondan sonra geriye çekilirken başkent değişikliği olmuş sadece. O yüzden buraya çok iyi bakmışlar hakikaten. Yani özellikle park bahçe, zaten park bahçe şehri deniyormuş Sevilla'ya. Muazzam bir şehir. Bizim de keyfimiz yerine geldi. Böyle fotoğraf makineleri ortaya çıktı. Her köşenin, her anın fotoğrafını çekmeye çalışıyoruz. Ekip bir anda dağıldı. Herkes bir yerin fotoğrafını çekiyor. Bunca zamandır merak ettiğimiz kadar varmış. Keyfimiz yerine geldi. Burası da benim Sevilla'daki evim. İki oda bir salon. İdare ediyoruz ya. Şimdi Sevilla'nın en görkemli yapılarından birinin önündeyiz, Sevilla Katedrali. Aslında bunun girişi arka tarafta ama arka taraftan bakıldığı zaman bu kuleyi tam olarak göremiyoruz. Bizim de size anlatmak istediğimiz aslında bu Giralda diye okunan Giralda isimli kulenin hikayesi aslında biraz da. Endülüs zamanında başkentken daha önce söylediğimiz gibi buraya büyük bir cami inşa ediliyor. Fakat Arap hakimiyetinden burayı ele geçirince İspanyollar, cami de yıkılınca üzerine katedrali inşa ediyorlar. Fakat 200 yıl kadar sürüyor bu katedralin. Peyderpey inşa edilen bir katedral. Dünyanın en büyük katedrali olduğu da söyleniyor. Hayır, en büyük katedrali bu değil efendim. Bu üçüncü katedrali diyen de oluyor ama gerçekten çok görkemli bir yapı, çok büyük bir yapı. Benim gördüğüm en büyük katedral diyebilirim. Yıkılmayan tek yer bu kule, camiden arta kalan. Çünkü Arap mimarisiyle yapıldığı için bizim alışılagelmiş, bizim alıştığımız minarelerin haricinde dikdörtgen olarak inşa edilmiş. Motor geçsin, devam edeceğim. Bekleme yapma, devam et. Dört köşe inşa edildiği için bu kule, Çan Kulesi içinde çok uygun olarak görülmüş.
burada çanların olduğu yere kadar caminin minaresi, ondan sonra çan kulesini inşa etmişler. 107 metrelik bir kule. Günümüze gelince de bize kalan ne oluyor? Hem barok etkisini gördüğümüz, hem Rönesans etkisini gördüğümüz, hem Avrupa'da çok kısa süre yaşanmış Rokoko etkisini de gördüğümüz, hem de Arap mimarisinin etkisini gördüğümüz muhteşem bir yapı kalmış bize. Hepsini iç içe geçti, hepsinin bir arada çok güzel durduğu bir yapı kalmış bize. Seyrini de size bırakıyoruz. Yeni yolların keşfi için Sevilla'dan yola çıkan ünlü kaşif Kristof Kolomb'un mezarı da Sevilla Katedrali'nin içinde yer alıyor. Alcazar Kalesi'ndeyiz şimdi. Sevilla'da görülmesi gereken yerlerden bir tanesi daha. Alcazar ismi El Kasır'dan geldiği söyleniyor. Kasır yani Arapça saray manasında. Endülüs zamanında Sevilla'daki saraylar olarak kullanılmış burası. Daha sonra İspanyollar ele geçirdikten sonra surlarla çevirip kale haline getiriyorlar. Ve Alcazar Kalesi şu anda günümüzde ziyaretçilerine açık bir şekilde. Buyurun beraber gezelim. Yapımına 10. yüzyılda Emeviler tarafından başlanan Alcazar Sarayı, sonradan gelen sultanlar ve krallarca da genişletilmiş ve bugünkü halini almış. Sarayın iç mekanlarında İslam, Gotik, Barok ve Rönesans mimarisinin etkilerini bir arada görmek mümkün. Sarayın en çok dikkat çeken bölümü ise bir zamanlar dillere destan olan bahçeleri. Evet, bu sütun Guidat de Sevilla Esure-i Poeta Anutamit İbn Abbad. Çok iyi İspanyolcam var. Yani İbn Abbas'ın 1091'deki buradaki yerleşmesiyle alakalı bir sütun kendisi. Muhteşem. Bu kadar gezip dolaştıktan sonra sıra İspanyol mutfağının meşhur lezzetlerini tatmaya geldi. Yerel yemeklerden bir sipariş vereyim. Pardon. Gazpacho. Sup. Kol sup. And tortilla. Tortilla. İspanyola. İspanyol. Okay. Tortilla. Gracias. Soğuk çorba söyledik. Buranın yerel. Yine Endülüs zamanından kalma soğuk domates çorbası olarak bilinen bir çorba ve patatesli yumurtalı bir tortilla söyledik. Burası restoran bir Endülüs evine kurulmuş. O yüzden tercih ettik buraya açıkçası. Çok güzel bir mekan. Yemekleri de herhalde mekan kadar güzeldir diye tahmin ediyoruz. Bakalım karnımızı doyuralım, ondan sonra gezmeye devam edeceğiz. Tam yaz çorbası gerçekten. Tortilla'nın da tadına bakalım bence. Tortilla geldi mi? Bakayım. Aa. Muşak. Vallahi nefis görünüyor. Enfes yapılmış. Yemekler de çok güzel. Sevilla'nın dar ve kıvrımlı sokaklarının açıldığı şehrin ünlü bulvarı her daim kalabalık ve hareketli.
Abi. Sevilla'yı bir de faytonla gezelim, fayton sefası yapalım dedik. Çünkü gerçekten yürüyerek dolaşmakta biraz zorlandım. Hem de biraz size de bilgi aktaralım aynı zamanda. Sevilla meşhurlar şehri. Meşhurlar kenti diyebiliriz. Tarihi birçok meşhur karakter uğramış bu topraklara. Kuruluşu efsaneye göre Herkül'ün babasını kurtarmak üzere bu topraklara gelmesiyle başlıyor. Ondan sonraki tarih süreci boyunca Jules Caesar burayı ele geçirince Sevilla'nın surlarını yaptıran tarihi karakter de o. Uzunca bir sürede Roma egemenliğinde kalan bir şehir. Ondan sonra Arap kültürünün etkisinde kalıyor. Bir 500 sene kadar Arap Müslüman toplum tarafından Endülüs kenti kuruluyor. Endülüs kenti sırasınca çeşitli camiler, hamamlar, devlet daireleri yapıyor. O mimarinin etkisi hala, o ince Arap estetiğinin etkisi hala Sevilla'daki binalarda ve hayatın içinde devam ediyor hakikaten. Ondan sonra İspanyollar 1248 yılında Kral Fernando, 3. Kral Fernando tarafından 1248 yılında İspanyollar tarafından geri alınıyor. Ondan sonra da İspanyol hükümeti tarafından yönetilen bir şehir oluyor. Christoph Kolomb mesela ünlü bir tarihi karakter, gene tarihi burayla. Kendisi Cenovalı olmasına rağmen İspanya hükümeti destekleyince Amerika kıtasının keşfini sağlayan seferleri Sevilla'dan yola çıkıyor. Sevilla deniz kenarında olmamasına rağmen ciddi bir deniz ticareti, içerideki nehirleri kullanarak ciddi bir deniz ticareti kapasitesi de var. Böyle güzel oldu ya faytonla. Yürüye yürüye olmuyordu yani. İspanyol İmparatorluğu'nun çöküşe geçmesiyle gücünü kaybeden Sevilla, 1929 yılında düzenlenen İber-Amerikan Expo fuarıyla yeniden yükselişe geçmiş. Fuara çok fazla ziyaretçi gelmemiş olsa da şehir bu sayede çok güzel eserler kazanmış. Bu eserlerden biri de meşhur İspanyol yelpazesini andıran yarım ay şeklindeki İspanyol Meydanı. Meydanda bulunan localara seramik fayanslarla İspanya şehirleri resmedilmiş. Sevilla'ya geldiğimden beri sabırsızlıkla beklediğim an geldi. Ünlü flamenco dansçısı Cristina Hoyos tarafından kurulan Flamenco Müzesi'nde keyifli bir akşam beni bekliyor. Evet efendim, biraz kısık sesle konuşuyorum ama konuklarımız rahatsız olmasın diye çok heyecanlı bir andayız şu anda. Tabii İspanya'nın bu bölgesine gelip de flamenco izlemeden, dinlemeden olmaz. Siz de biliyorsunuz. O yüzden çok özel bir grup bu gece ayarlandı. Onların gösterilerini izleyeceğiz. Çok heyecanlıyım ben de şu anda bu kadar yakından ve bu kadar özel bir gösteriyi izleyecek olmaktan dolayı. Daha fazla etrafı rahatsız etmeyelim isterseniz. Gösteri biraz sonra başlayacak. Thank you.
Bir zamanların en kalabalık başkenti, dinlerin buluştuğu hayaller şehri Kordoba. Aslında çok alışık olduğumuz bina stilleri bunlar. Ama burada tabii daha düzenli halini görüyoruz. 200 yıl boyunca önde gelen bir bilim merkezi olan Kordoba, o yıllarda 70 kütüphaneye ev sahipliği yapmış. Hello. Turizm cenneti. Batı dünyasını Aristo ile tanıştıran ünlü bilgin İbn Rüşd bu topraklarda doğup büyümüş. Ben açıkçası gerçekten böyle evlerde yaşamayı, böyle evlerde çocuğumu büyütmeyi çok isterdim. Bugün yola haritasız çıktım. Hedefim meşhur Meskita Katedrali. Belki de farklı kültürlerle tanışmanın en iyi yolu hiç bilmediğiniz bir şehrin sokaklarında kaybolmakla başlar. Ne dersiniz? Acaba çocuklara sorsak mı? Bu çocuklar bizden daha çok biliyor galiba. Hello. Hello. Bon appétit. Afiyet olsun. Kimse yok mu? Burası oturulacak yer. Emevi kültürü anlatıyoruz. Gerçekten müşteri de var şimdi, şey yapmayalım da çok fazla. Gelin oturalım da, gelin. Farklı kültürlerle tanışmayı beklerken Kordoba'nın tarihi sokaklarının beni bu çay evine getirmesi tesadüf olabilir mi? Biraz daha demlenmesi lazım. Okay. Thank you. Nice to meet you. Bye. Evet. Biraz önce buralardan geçmiştik. Demek ki sormakta fayda var ama o çay evini bulamazdık eğer sorsaydık. Bence geçtiğimiz yollardan bir daha geçmekte de bir sakınca yok ayrıca. Sindiriyoruz. İyi oluyor. Evet, sol yaptık, sağ yaptık, karşımıza katedral çıktı. Evet, teşekkür ediyoruz çaycıdaki hanımefendiye güzel tariflerinden dolayı. Şimdi gezmeye. Bir zamanlar Kurtuba Camii olarak bilinen bu yapı, 785 yılında Endülüs Emevi Sultanı 1. Abdurrahman tarafından yaptırılmış. Thank you. Merci. 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 Thank you. Thank you. Vallahi hayranlarımız burada da buluyor. Caminin dış kısmı zaman içerisinde çok zarar görmüş olsa da iç kısmındaki süsler hala göz kamaştırıcı güzellikte. Çok acayip ince ince şeyler var. Figürler. Büyük işçilik. Oo. 1236 yılında katedrale çevrilen cami en fazla sütuna sahip mabet olma özelliğini taşıyor. Görkemli mimari yapısıyla dikkat çeken cami daha sonra yapılan birçok esere de örnek olmuş. Endülüs'ün diğer şehirlerinde de olduğu gibi birçok kültürün eserlerini bir arada gördüğümüz Kordoba, adeta yürümek ve düş kurmak için inşa edilmiş bir şehir. Roma Köprüsü'nden yürüyerek bu medeniyetin doğmasına sebep olan Guadalquivir Nehri'nin üzerinden geçerken maalesef yavaş yavaş bu zaman yolculuğunun sonuna geldiğimi hissediyorum. Kordoba gezimizin sonuna geldik. Kordoba'yı her yönden gezdik. Sağdan, soldan, üstten izledik. Çok güzel, çok etkileyici bir şehir. Zevkli bir gezi oldu Kordoba. Şimdi Endülüs gezimizin son durağı, yani bizim son durağımız Granada'ya gideceğiz. Bakalım orada bizi nasıl sürprizler karşılayacak. Gezimiz devam ediyor.
Granada'da kör olmak kadar kötü bir felaket yoktur, demiş şair. Sanırım bu konuda haksız sayılmaz. En dürüstü sebebi ziyaretimiz aslında biraz da Elhamra Sarayı'dır. Gerçekten dünyanın en güzel sarayları arasında herhalde ilk 5'e girer, kimine göre ilk 3'e girer, kimine göre de en güzelidir. Öyle denir. İçeriği gezdikten sonra çok daha fazla etkili olacağına inanıyorum. Maceramız başlıyor. İslam mimarisinin ulaşabileceği en yüksek noktalardan biri olarak kabul edilen Elhamra Sarayı'nın temeli 1232 yılında Granada Sultanlığı zamanında atılmış. Saray, yapımında kullanılan kırmızı kil sayesinde ortaya çıkan kızıl görüntü sebebiyle Arapça'da kızıl olan anlamına gelen Elhamra adını almış. Doğayla uyum içinde inşa edilmiş sarayın bahçeleri, çiçekler, portakal ağaçları ve çeşmelerle dolu. Sarayı gezerken her tarafta böyle akan sularla karşılaşıyorsunuz. İşin enteresanı, kalenin kurulduğu dönem burada su yok. Suyu başka bir yerden getirmek zorunda kalıyorlar. Bayağı böyle bir çetrefilli yollarla su buraya kadar getiriyor ve Müslüman kültüründe tabii bildiğiniz üzere akan suyun makbul olması da bütün böyle sarayın merdivenlerin kenarlarından havuzların kenarlarına kadar böyle su yolları oluşturulmuş. Tabii ayrı bir şey katıyor da yani o kadar güzel bir duygu yaratıyor ki insanda böyle çok fazla insanın da geçmediği zamanlarda böyle kuş sesleriyle beraber muazzam bir huzur. Sarayın duvarlarını kaplayan renk renk çiniler, nakış gibi işlenmiş süslemeler ve tahta işlemeli tavan büyüleyici güzellikte. Burası sultanın özel çalışma alanı, çalışma odasıymış. Ortada bir kubbenin altında çalışma masası. Müslümanlıkta da Hristiyanlıkta da kubbenin önemi vurgulanıyor. İç tarafta biraz önce gördüğümüz yerde bu daha temiz olan herhalde iyi bir restorasyon çalışması görmüş orası. Özel odası, has odası, namaz kıldığı yer, mihrabı bu tarafta, kıble bu tarafta. Ya muazzam bir şey yani gerçekten şok geçiriyor insan yani bu işlemeleri elle yapıldığını düşünmek. Bu yani tamam bir keskin hatlar anlaşılabilir belki o bile çok zor ama bu yuvarlak hatlarla beraber bunu yapabilmek gerçekten muazzam bir estetik deha gerektiriyor diye düşünüyorum açıkçası. Gene de fena korunmamış. Yani bazı şeyler falan var ama iyi korunmuş gene. Teşekkür ediyoruz İspanyollara. Binbir Gece masallarındaki sarayları anımsatan Elhamra Sarayı'nı gezerken etkilenmemek elde değil. Böyle galibi illallah yazıyor. Bütün duvarda, bütün şeyde, bütün küçük ufacık şeylerde, büyük şeylerde falan zaten tuğrasının da üzerine böyle galibi illallah. Yani galip olan sadece Allah'tır cümlesi yazıyor. Enteresan bir motto. İpek üretimiyle meşhur olan Granada'nın parlak dönemlerinde bu saray havuzunun etrafı ipek minder ve ipek kilimlerle çevrili olurmuş. Yapının dikdörtgen yapısı ve havuzun dikdörtgenliğinin temel alarak bu seviyede oturduğunuz zaman gerçek görüntü suyun aksiyle tam olarak bütünleniyor. Hangisi hayal, hangisi gerçek? Bir inanışa göre saray avlularına havuz yapılmasının bir diğer amacı da hayat aslında bir yansımadır ve kişi ona asla sahip olamaz manasına gelen bir doğu felsefesini hatırlatmakmış. Lahit'in burada ne işi var diye sorarken kendime bunun küvet olduğu, sultanın yıkandığı küvet olduğu bilgisi yazılmış. Bana bu çok inandırıcı gelmedi. Bir kere yani bizdeki hamam kültürü
ne düşününce, akan su kültürünü düşününce özellikle böyle bir durgun suda yıkanma, ayrıca bu kadarlık bir alanı yıkanma. O yüzden bir inandırıcı gelmedi. Doğru da olabilir şimdi. İspanyollara da yanlış yazmışlar demeyeyim de. Enteresan. Bu kadar küvet mi olur canım? Koskoca. Başta bin bir zorlukla getirilen su kaynaklarından bahsetmiştik. Bu tepe alındığında su kaynağı olmayan bir tepe. O su kaynakları getirildikten sonra da doğudan getirilen tohumlarla bin bir çeşit bitkiyle bahçeler oluşturulmuş. İyi dizayn edilmiş bahçeler oluşturulmuş. Bunun tabii bir yaşamsal anlamda anlamı var. Bir de manevi bir anlamı var. Cennetül Arif bahçeleri. Hani derler ya öyle, cennet köşesi. Öyle bir bahçeydi ki cennet köşesi gibiydi. Tam işte orası. Beşinci Carlos, görkemli Elhamra Sarayı'nın hemen yanına 16. yüzyılda İtalya dışında rastlanabilecek en iyi Rönesans eseri kabul edilen bu sarayı yaptırmış. Yani bilmiyorum, taraflı mı düşünüyorum, taraflı mı bakıyorum meseleye ama şimdi sarayı gezdik hep beraber, Elhamra'yı. Yani böyle her yerden sular akıyor. Bin bir çeşit tohum getirilmiş, ağaçlar fışkırmış her yerden. Böyle insana oraya ait hissettiren, böyle dünyanın güzelliğini hissettiren, bir huzur veren bir tarafı var. Orada yani yaşadığın zaman çok yaşama dair bir şey var orada gibi geliyor bana. Buraya baktığın zaman böyle hep büyük sütunlar, yankılanan ses, taş... Böyle insanı kendini küçük hissettiren bir duygu veriyor. Biraz Batı dünyasıyla Doğu dünyasının arasındaki fark gibi geliyor bana ama bilmiyorum. Gerçi yani bu benim şu anda kendi düşüncem olabilir. Tabii kendi düşüncem. Yani sizin kendiniz gelip hissetmeniz lazım ama benim galiba aklım bahçelerde kaldı. Elhamra Sarayı'nın en büyük ve en eski bölümü olarak kabul edilen Alcazaba Kalesi'nin Emevilerin Granada'ya gelişinden önce 9. yüzyıl zamanında inşa edildiği söyleniyor. Kalenin en ucuna geldik. Savunma hattının en ilerisi burası. Yüksekçe bir kule inşa edilmiş. Sarayın güvenliğinin en uç noktası. 180 derecelik bir görüş alanına sahip bu kule ve kilometrelerce ötesini görebiliyor. En ufak bir hareketi görebilecek kabiliyette bir kule. Kaleyi zaten arkasını dağlara dayayarak güvenlik haline almış. Surlarla o tarafı korumuş ve ön tarafını da savunma amaçlı böyle bir kule inşa ediliyor. Bu sarayın çok fazla zarar görmesini istemeyen Sultan Melik Abdullah çok fazla savunma hattını zorlamadan teslim edip terk etmiş. Ve terk ederken hüngür hüngür ağladığı rivayet edilir, söylenir. Hatta başka bir rivayete göre de annesi oğluna ağla oğlum ağla, erkek gibi savaşıp savunamadın, kadın gibi ağla diye bir sitem cümlesi kurar. Ne Endülüs sokaklarının anlatacağı hikayeler biter, ne de bendeki bu seyahat tutkusu. Artık benim için eve dönüş zamanı geldi. Ama farklı rotalarda farklı hikayeler devam edecek.
Hoşçakalın.